Abi bu tozun sebebi burası. Şuradan şu şekilde patika bir yol var. Toprak yol. Gidip gelen araçlar toz ottuğu için. Otopark şurası abi. Hemen şurada otoparkları var. Buradan da abi şu şekilde şuraya yukarıya anıyor, bağlanıyor abi. Antalya yoluna bağlanıyor. Bitkilerimiz patlatmadan dolayı üzeri toz toprak oldu. Verim düştü ve geçen yıl alan komisyon elemanı bu sene çalıyorlar diye malımızı da almıyorlar. Ayrıca yollar oldukça bozuk. İnşaat malzemeleri, arabaları, inşaat malzemeleri taşıyan arabalar, şirket arabaları yolları bozdu. Her taraf çukur, hendek. Yani yolda yürümekten itina ediyoruz. İlla burada bir eylem yapmaksa onu da yaparız. Biz sadece nükleer santralin pisliğiyle kalmadık. Aynı zamanda inşaat esnasındaki bu pislikler bizi son derece tedirgin ediyor. Foseptik artıklarını salıveriyorlar belli saatlerde bahçemizin kenarından. Bahçemize geçemiyoruz. Koku bir taraftan. Herhangi bir malzeme getireci olunca bahçeye taşıyamıyoruz. Ayrıca bahçenin içerisinde herhangi bir yetişen ürünü toplamak için ağacın arasına giremiyorsun. Toz toprak oluyorsun. Ve sürekli toz yutuyoruz. Dolayısıyla astım oldum hatta ben. Bu toz toprak yüzünden. Mahallemizde elektrik haftada en az 2 sefer kesiliyor. Tarımsal sulamalarımız çok tedirginiz. Bunun yanında 20 kişinin olan bahçesi yandı Temmuz'un 25'inde. 186 dava açman ödeyeceğiz dedi. Hale bugün oldu, ödeyik değiller. Bunun yanında şu köyde 7-8 tane şirket var. Bu şirketler her biri olmayan şirkette 50-100 klima var. Bu adamlar klimaları çalıştırdığı zaman bizim yeraltı artisyonlarımız faz düşüyor, çekmiyor suyu. Bu şirketlerin bizim mahallemizde her taraf asfaltıydı. Bu şirketlerin zırhlı araçları gede gele hepsi toz duman oldu. Ve halkımız bu durumda tedirgin. Günlük yuttuğumuz toz yani o kadar aşırı mahallemizin dört bir bucağına yayılıyor. Sanki sis var. Diremiz sesleri bahçelerimize tozlar okardan bulut gibi iniyor. Bahçelerimizin meyvesini tozlu diye almıyorlar. Zeytinimiz başında kalıp kimse para vermiyor. Bu durumda müşkül durumdayız. Ve bu şirketlerden her biri burada iş alır. Bir tanesi bir yola asfalt gücünü hepsini bu köye bir tek katkıları da yok. Bu köye ortaokul lise yaptıracaklardı. Ondan sonra nükleer santralin sitelerini bu mahalleye yaptıracaklardı. Şimdi gidiyorlar Yeşil Ovacık'tan, Babada'dan, oradan buradan yer alıyorlar. Burada zararını gören biziz. Çillesini çeken biziz. Bahçelerimizde meyve koyuyorlar. Bahçelerimizin içine gireceğin maskeden çıkılmıyor. Yol boylarına arıtma sularını salıverikler, denize iniyor. Bu konularda kokusundan mahallemizin her tarafı tedirgin. Bu konuda devletimiz elinden ne geliyorsa yapması lazım. Bizim nükleer santral yapılacak olan yerde gün aşırı ışığımız kesiliyor burada. Tedirginiz. Teşekkür ediyorum.